Tamer Korkmaz Püf noktası MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse ben de Afrin'e gider, bu vatan ve bu millet için seve seve canımı veririm diyor. Peki ya CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin milli menfaatleri için canını seve seve vereceğini ilan eden bir siyasi liderdir. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurmak isteyen ABD'nin çıkarları namı hesabına konuşlanmış bir genel başkandır. Afrin Harekatı bahsindeki bu karşılaştırma yaptığımızda millilikle gayrimillilik arasındaki devasa farkı izah etmeye, anlatmaya yarayan ibretlik bir örnekte vermiş oluyoruz. CHP'nin genel başkanı ABD'ye meydan okuyan bağımsız Müslüman Türkiye'ye karşıdır. Ankara'nın milli politikalarından fevkalade rahatsızdır. Benim adım Kemal, mütemadiyen Ankara'yı hedef alıyor. Buna mukabil Washington'a yönelik bir tek eleştirel cümlesi dahi yok. Eh ABD'nin Ankara'daki büyükelçiliğinden sufle alan bir genel başkandan bahsediyoruz. Ankara'ya tam 4 yıldır tırlarla ilgili olarak iftira atan da Washington'ın YPG PKK terör örgütüne 5000 tırdan fazla silah sevkiyatına gıkını çıkarmayan da kendisidir. ABD'nin YPG PKK artı DH artı FETÖ terör örgütlerinin patronu olmasıyla artı Washington'ın bölgede PKK devleti kurma planı ve gayretiyle ilgili herhangi bir şikayetini duyan, gören, bilen var mı? Devlet Bahçeli Partisi'nin Antalya'daki toplantısında "Afrine girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatını neden başlattık? Niye bunca emek ve şehit verdik?" diye isabetle sordu ve Kılıçdaroğlu nasıl kıvranırsa kıvransın Afrin tepeden tırnağı mutlaka teröristlerden arındırmalıdır diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise dünkü hürriyette yer alan röportajda Afrin'in içine girilmesi farklı bir şey. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimlerin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız diyordu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin dolaylı anlamı YPG PKK'ya dokunmayın demektir. Yani ana muhalefet partisinin başındaki şahıs Afrin'in teröristlerden temiz istemiyor. Afrin'in merkezi YPG PKK teröristlerinden temizlenmediği takdirde ne olacağı aşikardır. Türkiye'nin güvenliği tehdit altında olmaya devam edecektir. Bir başka söyleyişle Afrin'e girmeyin demek YPG PKK'ya Türkiye'ye saldırmayı sürdürün demekle eş anlamlıdır. Bunun adı da ABD'nin askeri konumundaki terör örgütüyle işbirlikçiliktir. 21 Ekim 2014'te bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur diyerek YPG PKK terör örgütüne koltuk çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hal böyleyken Hürriyet'teki röportajda YPG'ye defalarca terör örgütü dedik diye büyük bir pişkinlikle konuşabiliyor. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü olarak görmediği YPG PKK teröristleri Haydut ABD'nin komutasındaki saldırılarına devam ediyor ve hak ettiği karşılığı da alıyor. Afrin'de teröristleri bozguna uğrayan Amerikan devleti ciddi bir bunalım yaşıyor. Afrinden sonra sıranın Membişte olduğunu bildikleri için de Zeytin Dalı operasyonunun sınırlandırılmasını istiyorlar. Bu doğrultuda terörizmin mühendisi olan haydut Amerikan devletinin Dışişleri Bakanı Tillerson'la Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın eli kulağındaki Türkiye ziyareti dikkat çekiyor. PKK'lılarla birlikte görüntülenen Amerikalı terörist General Paul Funk, Membiç'ten çekilmeyeceklerini söylüyor ve benim için savaşmak diyerek Türkiye'ye hareket çekiyor. Bu küstahlığın ardından tutup bir de Ankara'ya geliyorlar. Dolayısıyla ziyaretin bir kıymeti yoktur. Bu saatten sonra ABD ile konuşacak bir şey kalmamıştır. Mevzu bahis görüşmelerde ABD'nin herhangi bir sözüne veya güvencesine asla itibar edilmemelidir. Haydut ABD'nin yeni bir oyalama taktiğidir. Düzenbazlık girişimidir. Afrin'in Sem amcasının teröristlerinden temizlenmesinden sonra Benbiç mecburi istikamettir. Haliyle şu küstah Amerikalı general de dünyanın kaç bucak olduğunu görecektir. Yani inceldiği yerden bucaktır